Meltem, 17.45 oldu. İş dünyası başlıyor. İlk konuğum tekstil sektöründen bir değerli konuk. Vehbi Can Polat benimle birlikte bugün. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Vehbi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür. Şimdi tekstil sektörü bizim göz bebeğimiz sektörlerden biri. Ama şunu da biliyoruz ki uzunca bir dönemdir bayağı sıkıntılarda yaşayan ve yaşamakta olan bir sektörümüz. Dolayısıyla ben hem bu programda bir durum tespiti yapalım istiyorum. Gelinen noktada tekstil sektörüyle ilgili neler söyleyebiliriz ve de önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinizi elbette alacağım ama önce belki ilk 9 ay nasıl geçti? Hedefler tuttu mu? Tutmaktan uzak mı? Geriye mi gidiyoruz? Ne yaşanıyor tekstil sektöründe an itibariyle? Evet, şimdi ilk 9 ayı masaya yatırıp konuşalım derseniz ilk 9 ayda şöyle ihracatla alakalı hazır giyimde yaklaşık %8,5'luk tekstil dediğimiz bizim ana ham madde üretimimizle alakalı %9'luk bir geri gelme var. Tabii bu geri gelmenin içerisinde dünyadaki talebin azalması en büyük etkenlerden bir tanesi. İkincisi de bizim Türkiye'de bu son dönemlerde maliyetlerimizin ciddi şekilde artması ve dövizin bu oranda artmaması. Bunların hepsi birbirine bağlı. Mesela örnek vermek gerekirse dünyadaki en büyük tekstil ithalatçısı Amerika'nın bu yıl ithalatı %24 geri geldi. Gene bizim en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne dönüp baktığımızda tekstil ithalatlarıyla alakalı 19.6 geri geldiğini görüyoruz. Yani bizim toplamda 9 gelmiş olması tabii ki gönül istiyor bunun çok daha ilerilere gitmesini. Ama görece iyi aslında. Yani biz gene biz daha ileri gitmeliyiz diye çünkü tabii, gidecek çok tabii, yolumuz var. Bizim maliyetlerle alakalı ciddi şekilde bu son dönemlerde sıkıntımız oldu. Gerek enerji fiyatları gerekse döviz bazında işçiliklerin artması nedeniyle fiyat tutturamaz olduk. Şöyle bir şey var. Şimdi ticari bir işe girdiğinizde kendi ürettiğiniz kadar bir de dünyadaki o konuyla alakalı rakiplerinize bakmak zorundasınız. Yani şimdi biz baktığımızda dünyada tekstili üreten Hindistan, Çin, Vietnam, Bangladeş, şimdi bu son dönemlerde Mısır ve üst taraftaki Türk devletlerden Özbekistan, bütün bunlarla yarıştığınızda biz daha katma değerli ürünler yapıyoruz ama gene de neticede Avrupalı müşteri geldiğinde fiyata bakıyor. Aldığı fiyatlara bakıyor. Bu nedenle %8,5 ve 9 gerideyiz. Bunu kısa zamanda da toparlamamız gerektiğini düşünüyorum. Genel 9 aylık performansımız diye sorarsanız bu. %8,5, %9 civarı bir geri gelme var. Peki, evet. Maliyetlerden bahsettiğiniz için bir parantez açıp gelecek dönem beklentilerinize geçmeden önce. Türkiye o sıralamada yani yüksek maliyet sıralamasında dünyada nerede kabaca? Yani şimdi sabah gelirken, bugün gelirken bir yazı okudum. Baktığımızda biz artık pahalı bir ülkeyiz. Biz çok ucuz bir ülke değiliz. Evet. Hatta şöyle diyor, Portekiz'i Avrupa'daki Portekiz. Evet. İşte ben, aynı yazıyı okumuşuz. Hı-hı. Portekiz'e baktığınızda bizden daha maliyetleri ucuz. Dolayısıyla ne derseniz deyin Avrupa Birliği'nin kendi içinden almak gibi bir şeyi de var. Sevdası tabii. Veya bakış açısı da var. Bizim gitmemiz gereken daha çok yol var. Bugün Türkiye'nin 80 milyar dolar civarında tekstil üretimi var. Onun altını çizerek söylemek istiyorum. 80 milyar doların 40 milyar dolar civarında olanı ihracat. Geriye kalanı da biz iç piyasadaki bütün ihtiyaçlarımızı kendi ülkemizde ürettiğimizde sağlayan bir sektörüz. Dolayısıyla bu böyle kalmalı. Eğer biz bunu önüne geçmezsek, ithalatın ve bu kadar rekabet edememenin önüne geçmezsek Avrupa Birliği'ndeki gibi ithal eden bir ülke oluruz. Bu da bizim yapmamız gereken en son şey. Bu arada yine bu son söylediğinizden yola çıkarak ithal girdilerde benim de okuduğum, anlayabildiğim kadarıyla mesela makina, terbiye makinesi ithalatı yapılıyordu bir dönem. Onun boyutları şu anda nerede? Çünkü yine anladığım kadarıyla biz bunları gayet güzel Türkiye'de üretebiliyoruz. Böyle bir kapasitemiz var, imkanımız var, çok değerli mühendislerimiz var vesaire. Biraz daha bahsettiğiniz şablona girmeye başladı mı tekstil sektörü? Yani üretiyoruz biz, neden dışarıdan ithal edelim noktasına ne kadar yakınız belli girdilerde? Şimdi şöyle, makina
O makine kısmına baktığımızda tekstil terbiye sektöründeki makinelerin tümünü Türkiye'de ithal ediyoruz. Gerçekten çok başarılı bir makine sektörümüz var o alanda ama tekstilin çok yeri var. Tekstile baktığınızda elyaftan başlayan, sonra ipliğe giden, sonra dokuma ve örmeye giden, sonrasında tekstil terbiye dediğimiz bizim alanımıza giren, sonrasında da hazır giyin dediğimiz böyle 5-6 tane segmenti var. Şimdi tekstil terbiyenin makinelerinin her şeyini üretiyoruz. Hatta üstüne 2022 yılında 1 milyar dolarlık ihracat yaptık. Fakat dönüp öbür kesime baktığınızda, işte iplik mesela en önemli kısımlardan, en pahalı gruptan biri bu. Sadece 2021 ve 22 yılında Türkiye'nin iplik makine ithalatı 2.4 milyar dolar. Yani iplik makinesi üretmiyoruz. Sizin sorunuza cevap. Evet. Dokuma makinesi üretmiyoruz, örme makinesi üretmiyoruz. Bunlara zamanında başlamadığımız için bugün de, yani bugün üretmiyoruz, inşallah gelecekte üretiriz. Bunun için özel politikalar geliştirmek gerekiyor. Makine kısmında böyleyiz ama dediğim gibi tekstil terbiye değil de iplik makinesi özellikle ithal ediyoruz ciddi bir miktarda. Siz dernek olarak da zaten sektörün bu farklı komponentlerinin birlikte çalışıp daha verimliliği arttırmaya yönelik gayretleriniz var. Bu bütün bahsettiğiniz bu süreç içerisinde. Şimdi geleceğe dönük olarak konuşalım. Bir, ne tür içinde bulunduğumuz yine süreçte uygulanmakta olan yeni para ve mali politikaları eşliğinde tekstil sektörüyle ilgili hem bu senenin artık son çeyreğini konuşmak bilmiyorum ne kadar şey ama sormak istiyorum yıl sonu hedefleri anlamında yine de adet yerini bulsun. Ama daha ziyade 2024 ve ötesi için öngörü ve beklentileriniz neler? Şimdi şöyle diyeyim ben kesinlikle bir sektörde bir ülke kalacaksa onun belirli aralıklarla korunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bugün Türkiye'de gerçekten maliyetler çok arttı. Buna yapabileceğim bir şey yok ama en azından yurt dışından gelen ürünlerin gözden geçirilerek bu şey ithalatının azaltılması gerekir. Örnek vermek gerekirse bugün tekstilde en büyük sıkıntı iplik sektöründe var. Türkiye'deki iplik fabrikalarının çok başarılı bir iplik sektörümüz var. Ama bugün çalışma kapasite oranları %40'lara %50'lere düşmüş şekilde. Bunun sebebi dünyadan gelen çok ciddi şekilde ucuz ipliğin Türkiye'ye girmesi. Bunun bir an önce geçici bir süre içinde olsa engellenmesi gerekir. Kotalar mı getirilmeli? Yani kota değilse bile bizim bakanlığa götürdüğümüz birkaç tane öneri vardı. Birincisi emsal fiyatın artırılması, ikincisi vergilerin artırılması. Hatta vergilerle alakalı şöyle diyeceğim size. Şimdi dünyanın en büyük iplik üreticisi Çin'dir ya da Hindistan'dır. Gidin buraya ürün satmaya kalktığınızda, Türkiye'den iplik satmaya kalktığınızda sizden %20 vergi isterler. %15, %20 vergi isterler. Ama bize dönüp baktığımızda 3 ile 10 arasında maksimum vergi var. Yani bütün dünya bunu böyle yapıyor. Bir sektörde kalmak istiyorsanız ki bizim ülkemizin her şeyi üretmesi gerekiyor. Dünyanın artık globalizmden ziyade kendi üretip veya çevresindekilerle birlikte üreterek tüketen bir dünyaya gidiyoruz. Bölgeselleşmeye doğru gidiyoruz. Eski globalleşme bitti, artık farklı bir yere gidiyoruz. Bu nedenle Türkiye'de de eğer bugün tekstilde 80 milyar dolarlık bir başarı varsa bunu gelecekte 120 milyar dolar yapmak istiyorsak bunun komple bütün birimleriyle olması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi elyaftan başlayan iplik sektörünün, örme, dokuma sektörünün, sonra tekstil terbiye sektörünün, sonrasında hazır giyimin hepsinin bir arada olduğunda biz başarılı oluruz. Yoksa biz ipliği dışarıdan getirerek, kumaşı dışarıdan getirerek rekabet etme şansımız zaten yok. Ve katma değerli ürüne gitmek istiyorsak önce katma değerli ipliği yapmalıyız. Ve bunu da kendi bünyemizde yapmalıyız. Özbekistan iplik, Özbekistan'dan ya da Hindistan'dan kötü ipliği getirerek Türkiye'de iyi ürün yapamazsınız. Bu nedenle komple bütün bu an başarımızın temel nedeni olan bütün sektörün bir arada olması, ipliğin, gene aynı şeyi söyleyeceğim, dokumanın, tekstil terbiyenin ve hazır giyimin bir arada olmasının sürekliliğinin devam etmesi gerekiyor. Eğer biz bunu korumazsak, bugün koruma altında tutmazsak, bu maliyetlerle yürütemezsek bu işletmeleri, bir daha bu işletmeleri kurma şansımız olmaz. Evet. Yani özetinde ben özellikle iplik sektörünün ve kumaş sektörünün ciddi şekilde bir korunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de önerileriniz oldu dediniz. Emsal fiyat ve vergilerin arttırılması. Bununla ilgili herhangi bir, yani siz önerdiniz bakanlığa, bir reaksiyon geldi mi? Yok. Üzerinde çalışılacağına yönelik bir izlenim edindiniz mi? Bugün sabah Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ufak da olsa bir düzeltme yapıldı.
Mesela işte 3 olan vergiler 8'e çıktı. Bugün daha yeni bu. Ama bunun arkasının da gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Diyorum ya, hani dünyadaki öbür vergi oranlarına bakılarak o oranlara getirilmesi. Hatta orada bir problemimiz daha var bizim nedir? İplikle alakalı. Şimdi Türkiye'de genel anlamda dahilde işleme belgesi Türkiye'nin toplam ithalatının içerisinde %5'leri geçmezken pamuk ipliği ithalatına döndüğünüzde %55'lere varan dahilde işleme belgesiyle yurt içine mal geliyor. Yani dolayısıyla hani bizim bir sektörü koruyacaksak bunun çeşitli yerlerde korunması gerekiyor. Bunun da yapılabilecek tek şey yerli ikame dediğimiz bir ikame şekli vardır. Mesela yurt dışından 10 kilo iplik getiriyorsanız bunun yanında 10 kilo ipliği de Türkiye'deki yerli üretimden kullanmanız gerekir. Yani dahilde işlemeyle alakalı da belki böyle biraz azaltabiliriz. Ya yani benim söylediğim şu, hastaneye biri geldiğinde acil bir şey gerektiyse onu önce acil olan müdahaleyi yapıp hayatta tutarsınız. Benim eğitimim diş hekimliği. Ben o yüzden baktığım zaman hep bu pencereden bakıyorum. Bugün tekstil gerçekten hani bugün %9'lardaysa bile gelecekte daha yukarı gidebilir kaybı. Bunu yapmamalıyız. Tekstil bizim için gerçekten yerine konulanacak başka çok daha katma değerli sektör oluncaya kadar hatta daha sonrasında da tekstilin olması gerekiyor. Bugün Avrupa'daki ülkelere bile baktığınızda biraz önce Portekiz'den söz ettik. Evet. Birçok ülkede yavaş yavaş artık tekstille alakalı da üretimlerin başladığını, devletin desteklediğini görüyoruz. Biz olan sektörlerimizi korumalıyız. Geleceğe de bugünkü 80 milyar dolarlık iş hacmimizi 120 milyar dolarlara çıkarmalıyız diye düşünüyorum. 80 milyardan 120 milyarlık bir hedefe ne zaman itibariyle ulaşılmasını görüyorsunuz? Ben 5 yıl içerisinde maksimum bu rakamlara geleceğimizi düşünüyorum ama bunu yapmak için hep birlikte devletimizle birlikte planlı programlı gidersek çok zor da bir iş değil yani. 5 yıl en uzun hedef bence yapılabilir bir, çok rahat şekilde yapabileceğimiz bir alan. Bugünkü bu minik de olsa sizin deyiminizle düzenlemenin ardından bence siz taleplerinizi iletmeye devam edin. Bir şekilde geri dönüşü oluyor. Son bir soru da özellikle istihdam tarafıyla ilgili. Çünkü biraz önce bahsettiğim o yeni uygulamada olan ekonomik programla birlikte maliye hem para politikası eşliğinde istihdam tarafıyla ilgili bir daralma olasılığından bahsediliyor. Tekstil sektörünün zaten bir süredir bir problemi var. O tarafta nasıl gidiyor? Yani siz kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor musunuz? Veya başka türlü endişeleriniz var mı? İşten çıkarmalar yaşanıyor mu sektörde? Nedir durum? Şimdi ben öncelikle tekstil sektörünün istihdam ettiği rakamlardan söz etmek istiyorum. Bugün 1 milyon 200 bin insanımız bu sektörde görev yapıyor, üretim yapıyor. İşten çıkarma gibi bir şey söz konusu değil. Orada bir yandan 1 milyon 200 bin kişi varken bir yandan da yeterince donanımlı arkadaş bulamamanın problemi var. Hı hı. Biliyorsunuz tekstilin yoğun olduğu Kahramanmaraş, Gaziantep gibi ana hammaddenin olduğu bölgelerde bir deprem yaşadık maalesef. 6 Şubat'ta. Yani onun kaybı oldu. Yani sizin söylediğinize cevap vermem gerekirse bu an ciddi bir şekilde kayıp yok. 1 milyon 200 bin belki 50-100 bin bir kayıp vardır. Ama gelecekle alakalı kaygılarımız var. Bunu daha fazla büyütmeden tersine nasıl ederiz, daha çok insan çalıştırabiliriz, görevlendirebiliriz, o kısma bakmamız gerekiyor. Perakende ile birlikte toplam 2 milyon. Evet. Bir de tekstilin şöyle güzel bir tarafı vardır. Türkiye'de en fazla bayan istihdam eden sektör tekstildir. Bu çok güzel bir şey. Bir ülkenin kalkınmasının yolu bayanların çalışmasından geçiyor. Ben buna inanan biriyim. Eğer bir toplumda yeterince kadın bayan ekonominin ve sosyal hayatın içinde değilse o ülke o kadar gelişmiştir. Yani bu dediğim gibi alanlarda ne kadar bayan varsa o kadar da o ülke gelişmişliği de direkt orantılıdır. Dönün haritaya bakın, alın gelişmiş toplumlardaki kadının bulunduğu, işgal ettiği alana bakın. Zaten onun gelişmişliği de birlikte aynı paralelde gittiğini görürsünüz. İnşallah daha fazla bayan istihdam edeceğiz biz sektörümüze. Kesinlikle öyle. Hem sizin sektörünüzde hem genel olarak Türkiye'de istihdama kadınların çok daha fazla katılması gerekiyor. Bunun için de hem işverenler hem hükümet hem toplum olarak bizlerin
desteği ve katkısı gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Vehbi Can Polat, bana eşlik ettiğiniz için efendim. Bugün eksik olmayın. Ben sizi uğurlamadan hemen önce müsaadenizle dönüyorum. Endeksa CEO'su Görkem Öğüt'e merhaba demek istiyorum. Görkem Bey, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum size de. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi bugün gelen konut verileri üzerinde konuşacağız. Benim size birkaç sorum olacak ama siz genel hatlarıyla nasıl okudunuz bu verileri? Yani buradaki satışlar içinde gördüğümüz bu geri çekilme, Eylül ayında ki bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5'luk bir azalma var. İkinci el konut satışlarında yine azalma %6,8, ilk elde %15,2. Yabancılara yine konut satışının da azaldığını gördük %42 oranında Eylül ayında. Ne oluyor konut piyasasında? Evet, yani bu aslında bir müddettir süre gelen tablonun devamı. Yani 3-4 aydır bu azalış sürüyor. İnsanların ilgisi başka tarafa dönmüş durumda. Bir son dönemde aslında baktığımızda karşılaştırdığımız sene de geçen sene, ki geçen sene tarihimizin en yüksek senesiydi. Şöyle bir kabaca rakam vermem gerekirse, geçen sene Eylül ayında %179 yıllık artışta %179 fiyat artışı görmüştü ülke olarak. Bu tarihimizde yaşanmış bir şey değildi. Şu an bu tekrar %108 civarına, %105'ler civarına inmiş durumda. Aslında hala da normalin, eski gündemin üzerinde. Tabii satış adetlerine bu yansıyor. Artık fiyatların aşağı doğru bir inmesini bekleyen kişi sayısı oldukça arttı. Özellikle ipoteki satışlardaki rakamlar da çok çarpıcı. Bu da tarihin en düşük seviyesi olan %8'lere geriledi. Normalde bizim ipotekli satış oranımız %35, hatta bazen iyi dönemlerinde 40, kampanya dönemlerinde 40'lara çıktığı zamanlar da olmuştu. Şu an %8'lerde çok düşük. İpotekli alımla neredeyse, yani ipotekle neredeyse alınmıyor gibi bir tablo var ortada. Fakat iyi tarafı da var. İnşaat maliyetleri. İnşaat maliyetlerinde de bir düşüş eğilimi başladı. Normalde Temmuz'da işte %15 olan Ağustos'ta %4'e, bu ayda işte %4-5 arasında bir rakam bekleniyor. Yani bir inşaat maliyetlerinde de bir iyileşme söz konusu. Şimdi hepsini toparlayacak olursak, yani ciddi bir üretim eksiğimiz vardı. Az üretilen gayrimenkulün fiyatı çok artıyordu. İnşaat maliyetleri de bunda bir etkendi. O inşaat maliyetlerinin çok yükseliyor olması, arsa maliyetlerinin çok yüksek olması. Buralarda bir iyileşme var. Bunun fiyatlara yansımasını da görmeye hem başladık hem de başlayacağız diyebilirim. Yani daha da hissedilir hale gelebilir. Fakat hani yine her zaman söylediğimiz gibi bu ay mesela, yani bu senenin Mayıs ayında %4,5 aydan aya artış yaşamıştık ülke olarak fiyatlarda. Bu tekrar %8'lere çıkmış durumda. Yani aydan aya artışlarda çok ciddi eksileri beklemek pek mümkün görünmüyor. Yılı böyle kapatırız gibi düşünüyoruz ama seneye geldiğimizde bu sene %100 olan aydan aya fiyat değişimleri artık daha enflasyona paralel 60'lara 70'lere gelecektir diye tahmin ediyoruz. Peki, yani konut fiyatlarındaki artış devam edecek ama enflasyona paralel olarak devam edecek. O da %100'lerden %60-70'lere geriliyor gibi. Doğru. Anlıyorum. Şimdi maliyetler konusu önemli bir konu. %4-5 civarında bir maliyet azalışı gözlemliyorsanız eğer inşaatta, bu özellikle hangi alanlarda gördüğünüz maliyet azalışı? Mesela benim aklıma işçilik geliyor. İşte sezon bittiği, hani turizmde sezon bittiği için belki acaba o taraftaki maliyetler mi biraz daha azalıyor? Daha fazla iş gücü mü var artık bu mevsimde, o aklıma geliyor. Ya da emtia tarafıyla ilgili özellikle bir fiyatlarında iyileşme gördüğünüz alanlar var mı? Biraz açabilir miyiz onu? İşçilikten ziyade malzemede bir iyileşme var. Peki. Yani malzemelerde de bir fiyat düşüşü bunu çok fazla etkileyen parametre olarak dikkat çekiyor.
Ki bu da iyi bir şey. Yani hani çünkü ilk çıkış noktamızda da işte çimentonun, demirin ciddi artışlarından sonra üreticilerin fiyat arttırması ve sonra bunun ikinci el piyasasına yansımasını görmüştük. Bu argüman umarım böyle devam eder. Yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi. Bu açıdan malzemenin düşüşü toplam inşaat maliyetine etki ediyor diyebiliriz. Arsa maliyetleri öte yandan o tarafta nasıl bir seyir gözlemliyorsunuz? Çünkü o da en büyük komponent olarak düşünülür hep inşaatta. Ve özellikle yaşadığımız maalesef acı deprem gerçeğinden sonra ve potansiyel olarak da bir deprem ülkesi olduğumuz için insanların giderek artan bir sayıda biraz daha arsa alayım, işte bir küçük bir şey kondurayım üstüne gibi talepleriyle tarla fiyatları bile örneğin aldı gitti. Dolayısıyla oradaki seyir ne ve ne öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Arsalardaki artış, fiyat artışı geçen senenin Ağustos aylarından yani bir seneden fazla süredir yıllık %100 civarında. %101 oluyor, %102 oluyor, %100 oluyor kimi zaman. Bu ay mesela %100.97. Yani arsa fiyatları dediğiniz gibi aslında her ay ikiye katlayarak devam ediyor bir önceki seneye göre. Ama aylık değişimlere baktığımızda ise orada da yaklaşık %5'lik, 6'lık bir aydan aya değişiklik söz konusu ki bu konutlarda az önce söylediğim gibi 8-9'lardaydı. Yani aydan aya artışlarda da konutlardan bir nebze daha stabil diyebiliriz. Yani az diyemem çünkü bu rakam da yüksek bir rakam. Evet. Ama daha stabil bir durum sergiliyor diyebiliriz. Arsa maliyetlerinin üreticilere yansıması yalnız çok yüksekte. Siz de altını çizdiniz. Bulunan zaten hani imari açık arsalarda ciddi problemler var. Bulmak çok güç. Artık hani çeperlere kaymaya başlamış durumda bütün inşaat faaliyetleri. Oralarda bulunduğunda da arsa sahiplerinin talepleri çok yüksek oluyor genelde. Burada da bir paylaşım sorunu, maliyetin de yüksek olmasından dolayı üretmeye başlayamama gibi problemlerle zaten hep konuştuk. Bir senedir bunları tartışıyorduk. Hatta bir iki senedir. Bunların yavaş yavaş çözüldüğünü aslında piyasadan da duymaya başladık. Biraz bir hareketlilik de var, üretimle de bir artış söz konusu. Umarım ki bu hareketlilik devam eder. Yani arsa sahiplerinin de artık biraz burada elini taşın altına koyması gerekecek sanırım. Aynı zamanda devlet arazilerinin de biliyorsunuz tekrar üreticilere açılması söz konusu. Bununla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Evet. Bunlar da olumlu, pozitif etki yaratacaktır. Bu anlamda bu geçtiğimiz sene yaşadığımız olumsuz ve hani geleceğimizi göremediğimiz, nereye gittiğimizi bilemediğimiz tablodan ziyade şu an daha görülür, daha iyileşme sinyalleri gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız rahatlıkla söyleyebilirim. Son iki dakika içerisindeyim. Hemen hızlıca şunu da sormak istiyorum. Konut satışlarındaki bu gerileme devam eder mi? Özellikle malum ikinci el satışlar belki de krediler tarafında atılan adımlarla o tüketimi, iç tüketimi kontrol altına alma gayretlerinin paralelinde de gerçekleşiyor bir boyutuyla. Dolayısıyla bu sistem böyle devam ettiği müddetçe konut satışlarının düşmeye devam etmesi, dolayısıyla fiyatların biraz arz talep dengesinden ötürü de sakinleşmesi bekleniyor mu? Şöyle ki yani bunu dünyayla da karşılaştırarak cevaplayayım. Avrupa'da şu an ciddi bir mortgage krizi yaşanıyor. Özellikle Almanya'da. Çünkü faizlerin aşırı yükselmiş olmasından dolayı ulaşım oldukça zorlaştı. Ve bu talep düştükçe tabii fiyatlar da aşağı doğru hızla geriliyor. Amerika'da keza ilk defa ikinci el konutların fiyatı birinci el konutların fiyatlarını geçti. Yine bu kredi sistemiyle alakalı. Bizdeki senaryoya dönecek olursak, bizde krediyle kullanım oranını az önce söyledik %8'ler. Bizdeki durum daha çok insanların parasını gayrimenkulde saklama eğiliminden kaynaklıydı. Yani yatırımcı hareketliliğinden dolayı kaynaklıydı. Evet. Pek çok insan gayrimenkul alarak işte parasını güvence altına, işte enflasyon karşısında koruma altına almak istedi. Bu dönem bitti gibi duruyor. Yani artık
Dışarıda daha avantajlı enstrümanlar var. Onların şimdiye kadar yatırmış olan yeni yatırımcıların tamamı bu enstrümanlara doğru kaymış durumda. Peki. Biraz daha işte piyasada yine faiz ortamında vesaire değerlendiriyorlar. Mevcutlar da şu an zarar etme maksadıyla tutuyorlar. Siz de Evet. altını çizdiniz. Hani çok fazla bir hareket yok ama fiyatlarda da çok ciddi bir yansıması yok. Yani Amerika örneğinde ya da Almanya olduğu örneğinde Örneğinde olduğu gibi. Bunu Çok teşekkür önümüzdeki günlerde ediyorum. göreceğiz. Evet, Ben Görkem Bey teşekkür. çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ne iyi ettiniz de programımıza katıldınız bu akşam. Size kolaylıklar diliyorum. BIST 100'ün kapanışını da verelim. %2,20'lik düşüşle 8000 puan seviyesinin altında 7934 puandan günü noktaladık. 50 günlük hareketli ortalama 8000 puan seviyesinden geçiyordu. Gong bugün çaldığı dakikalarda %2,20'lik bir değer kaybı var. Hemen gidelim mi Philip Capital'a? Araştırma Müdürü Onurcan Bal bizimle birlikte. Onurcan, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana ve ekibe. Bir günün toparlamasını rica edelim senden. Özellikle ne oldu da bugün bu denli sert satışlar yaşandı içeride? Yani %2,20'lik 8000'in altına taşıyan satışlar yaşandı ve yurt dışındaki gelişmeler eşliğinde bugünkü notlar neler? Merhaba Didem Hanım, tabii ki iyi haftalar diliyorum ben de öncelikli olarak. Burada özellikle yurt içinde ve yurt dışında birbirinden biraz daha bağımsız fiyatlamalar gözlemledik. Yani bu haftanın ilk işlem gününde. Geçen haftanın ikinci yarısında hem bizim hani yurt içi piyasalarda hem küresel çapta baskı oluşturan jeopolitik gelişmeleri takip ettik. Burada özellikle İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların hani bölgeye yayılabileceğine dair artan endişeler geçen haftanın ikinci yarısında hem küresel çapta risk iştahını hem bizim yurt içi piyasaları biraz daha baskılayan gelişmeler olmuştu. Bugün özelinde ise yurt dışı piyasalarda biraz daha oradaki risklerin yatıştığı ve hani bir miktar daha riski varlarda toparlanma çabasının yaşandığı bir fiyatlamayı takip ederken bizim endeks cephesinde satıcılı seyrin devam ettiğini gördük. Özellikle hani teknik yönde bir miktar zayıflama takip ettik malum geçen haftaki satışlarla birlikte. Ve bir süredir de gerçekten hani 8500, 8400, 8500 bu bölgeyi aşmakta ciddi manada zorlanan ve hani teknik olarak da artık burada biraz daha hani yoruma emarelerinin belirginleştiği bir endeks vardı. Ve geçen haftaki satışlar birlikte teknik yönde zayıfladığı endekste biraz daha burada özellikle 8000 puanının da kırılmasıyla birlikte satışların derinleştiği bir fiyatlamayı da gözlemledik. 8000 seviyesi önemli psikolojik seviyeydi. Hani bu seviyenin kırılmasını teknik anlamda biraz daha kısa vade açısından olumsuz bulduğumuzu söyleyebilirim. Hani 8000 altında kaldığımız sürece endekste bir miktar daha satış baskısı takip edilebilir. 7800 ilk kritik güçlü destek bölgesi bu seviye altında 7600 yani bu tekrardan bu seviye test edilebilir, gündeme gelebilir diye değerlendiriyoruz. Ama tekrar 8000 üzerine atar ve tutunma sağlayabilirsek 8200 ara direnç, devamında 8400 üzerinde tutunmaları görmemiz lazım ki tekrardan zirvelerin yenilendiği veya zirvelerin tekrardan test edildiği 8500 bölgesinin bir fiyatlama görebilelim. Ama 8000 altında biraz daha özellikle hani kredili kaldıraçlı işlemler anlamında daha temkinli, daha dikkatli bir duruş ortaya koymak daha faydalı olacaktır görüşündeyim. Bu noktada biraz daha zayıflayan bir teknik görünüm görüyoruz kısa vade açısından. Küresel piyasalarda hızlıca özetleyecek olursak dediğim gibi orada biraz daha jeopolitik risklerin bir miktar daha yatıştığı bir fiyatlama gördük. Cuma günü bahsettiğim gibi hani daha geniş bir bölgede jeopolitik endişelerin ön plana çıkması hisse piyasalarında satışları beraberine getirmişti. Bugün Amerika borsalarında cuma günü kayıplarının ardından %1'leri bulan bir toparlanma gözlemliyoruz. Keza Avrupa borsalarında yine toparlanma tepki çabası var. Cuma günü sert yükselen ons altın bugün hafif bir geri çekilme söz konusu. 1920 doların hemen altında fiyatlanıyordu. Ve petrol tarafı %5'leri bulan bir yükseliş kaydetmişti cuma günü. Çünkü yani daha geniş bir bölgede belirsizlik demek Orta Doğu için. Petrolün üretimine ilişkin endişeler demek. Bu da Brent petrol, Ham petrolde yükselişleri beraberinde getirdi. Ama bugün burada da bir miktar geri çekilme görüyoruz. Açıkçası, çok özür dilerim. Açıkçası önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek. Burada endişelerin yatıştığı, bölgede tansiyonun düştüğü bir durumda hani biraz daha risk varlarının ön plana çıktığı, petrol ve altında bir miktar daha geri çekimlerin yaşandığı bir fiyatlama gözlemleyebiliriz. Ama hani bölgede tansiyon şu an için hala daha yüksek ve endişeleri arttıracak haber akışları, gelişmeler, adımlar tekrardan cuma günü gördüğümüz fiyatlamaya benzer bir fiyatlamayı da tekrar küresel piyasalarda
ön plana çıkartabilir. Hani şu an için ekonomik verilerden ziyade ki bu hafta hani piyasalarda fiyatları domine edecek bir önemli bir veri akışı yok ekonomik anlamda. O yüzden jeopolitik risklerle birlikte hareket eden ve görece oynaklığın biraz daha yüksek kaldığı bir hafta bizleri bekliyor diyebilirim. Onurcan, çok teşekkür ediyorum sana paylaştığım bu notlar için, iyi çalışmalar diliyorum. Efendim, bugün bizim içeride izlediğimiz verilerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi yönetim bütçesi oldu. Eylül'de 129.2 milyar liralık bir açık verdi bütçe. Haberin detaylarını sizinle paylaşarak ben bugün size veda ediyorum. Yarın saat 14.45'te seans notlarında görüşene dek hoşçakalın. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129.2 milyar lira açık verdi. Ağustos'ta bütçe 51.3 milyar lira fazla vermişti. Böylece bütçe dengesi 2 aylık sürenin ardından yeniden aylık açık verdi. Verilere göre Eylül ayında faiz dışı dengede de 58.5 milyar lira açık kaydedildi. Eylül ayında bütçe giderleri 570.5 milyar lira, gelirleri ise 441.3 milyar lira oldu. Yine bu dönemde faiz giderleri yıllık %113.7 artışla 70.8 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleri ise %122.6 artışla 386.2 milyar lira oldu. Diğer yandan Eylül'de bütçeden BOTAŞ'a 14 milyar lira transfer yapıldı. Böylece Şubat ayından bu yana ilk kez BOTAŞ'a bütçeden kaynak tahsis edildi.